ama Türkiye'yi ciddi şekilde sıkıntıya sokmuş durumdasınız. Bir iftar yemeğine gittiniz. Sarayda iftar yemeği. Hiçbir gruba davet yok. Sadece bakanlar ve iktidar milletvekilleri. Keşke ücreti Recep Tayyip Erdoğan'ın cebinden ödenseydi. Helali hoş olsun. O zaman yapın iftarı. Ama Ahmet Necdet Sezer oğluna yaptığı düğünün elektrik faturasını öderken sarayda kendi kendinize iftar yemeği verip o şaşalı iftarın parasını da Cumhurbaşkanlığının bütçesinden ödüyorsunuz. Bugünlerde AKP Ramazan'ı sahurla, iftarla, ibadetle geçirmesi gereken Müslümanlar varken iftarlar, çok tartışılacak iftarlar ve iftiralarla geçirdi. Geçen hafta boyunca Cumhuriyet Halk Partisi grubuna iftira ettiniz. Adalet Bakanınızı suçüstü yaptık. Dün açıkladık. Bugün karşılaştım, dedim ki özür mü istifa mı? Özgür Bey bizle bu kadar uğraşmayın deyip gözünü kaçırtıp gidiyorlar. Şimdi gelinen bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi grubundan özür dilenecek. O Adalet Bakanlığı mevkisi boşu boşuna işgal edilmeyecek. Bir Adalet Bakanı ağzıyla yalan, iftira belgeleri üretilmesinin hesabı sorulacak, hesabı verilecek. Şimdi ayrıca bir meclis başkanı düşünün, yine iftar yapıyor. Ya bu nasıl bir iş? 3000 davetli var, gelen 1200. Ülkeyi nasıl bölmüşsünüz? Böyle bir itibarsızlık olur mu? Köyün muhtarı köyde iftar yapsa, 200 kişi davet etse, iftara 80 kişi gelse muhtar istifa eder utancından, muhtar. Şunu söyleyelim. Meclis başkanı 3000 kişiye iftar mı verecek? Hep birlikte veririz o iftarı. Meclisin parasıyla değil, meclisin parasıyla yapıyorsa 3000 tane fakir fukara çağıracak. Ankara'da okuyan 3000 öğrenci çağıracak. 3000 mülteci çağıracak, iftar yapacağız devletin parasıyla. Yok, devletin parasıyla efelik yok. Yapacaksan kendi cebinden ödediğin parayla yapacaksın. Bu kadar basit.